Merhabalar, Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için portakallı irmikli şerbetli bir tatlım var. Hem yapımı çok kolay, pratik hem çok lezzetli bir tatlı. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet şifa bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimize öncelikle şerbetimizi koyarak başlıyoruz. 4 su bardağı toz şekerimi tencerenin içerisine alıyorum. Su bardağımın ölçüsü 200 miligram arkadaşlar. Toz şekerimi ilave ettim ve üzerine 4 su bardağı suyumu ilave ediyorum. ve çeyrek dilim limonumu üzerine koyarak şekeri eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağın üzerine pişmeye bırakıyorum. Şerbetimizin soğuması gerektiği için önce şerbetimizi hazırlayarak başladık arkadaşlar. Daha sonra karıştırma kabının içerisine 1 çay bardağı toz şeker, 3 tane yumurtamı kırdım ve mikserle iyice bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıp karıştırıyorum. Bu esnada yumurtalarınızın oda sıcaklığında olması tatlımızın daha iyi bir şekilde kabarmasını sağlayacaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi köpük köpük olması gerekiyor yumurtalarımızın. Yumurtalarımızı çırptık ve üzerine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. ve bir çay bardağı ve bir su bardağı irmiğimi ekledim. 1 su bardağı unumu da eleyerek üzerine ilave ediyorum. Bütün tariflerinizde unu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. 1 paket vanilyayı ekledim. 1 paket hamur kabartma tozunu ekleyip spatulamla şöyle çok fazla köpüğünü söndürmeden harcımızı karıştırıyorum. Daha sonra üzerine portakal kabuğu rendesini ilave ediyorum. Tekrar bir daha şöyle hızlıca hemen mikserden geçirip kenarlarını spatula ile toparlayıp kare borcam tepsimin içerisine hazırladığımız harcımı boşaltıyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum arkadaşlar. Fırın süresi vermiyorum çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin. şu şekilde renk almışsa tatlımız pişmiş hazır demektir. Fırında çıkan tatlımızı bir 15 dakika dinlendirdim. Daha sonra şu şekilde çatalla üzerine delikler açıyorum ki şerbetini daha kolay bir şekilde çekebilsin diye. Öncelikle bir su bardağı portakal suyumu her tarafına gelecek şekilde üzerine gezdiriyorum. Daha sonra bir 10 dakika dinlendirip şöyle bıçak yardımıyla önce 3 eşit dilime ayırıyorum. Daha sonra yine enine dilediğiniz büyüklükte kesip hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tatlımızı dilimledim. Daha sonra ılık olan şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi kek yapacak kadar süre alan pratik, kolay, lezzetli bir tatlı tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle o portakal aroması, rahyası tatlımıza ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Tatlımız hazır. Bir gece dinlendirdikten sonra üzerini şöyle portakal dilimleriyle süslüyorum. Bu esnada tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyip hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Portakal dilimlerini diziyorum. ve üzerine antep fıstığı bırakıyorum birer çay kaşığı. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım arkadaşlar. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet tatlımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Şöyle görüntüsünü görüyorsunuz. Bir dilim tabağımın içerisine aldım. Şimdi sizlerle birlikte doku testi de yapalım arkadaşlar. Bir dilim yedikten sonra kesinlikle bir dilim yetmez deyip ikinci dilimi de isteyeceğinize eminim arkadaşlar. O derece hafif ve lezzetli bir tatlı tarife. Şöyle kesip doku testi de yapmak istiyorum. Şerbeti kıvamı mükemmel oldu arkadaşlar. Portakallı irmikli şerbetli tatlımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.